Başlayabiliriz. Değerli basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türk milletimize ve dünya kamuoyuna sesleniyoruz. Hepiniz Sayın Ethem Sancağı çok yakından tanıyorsunuz. Onu dünya tanıyor, Türkiye'nin ötesinde. Dünyanın tanıdığı bir şahsiyet. En önemli özelliği bir siyaset adamı. Aynı zamanda iş insanı, Türkiye'nin iş hayatında, sanayisinde, ticaretinde çok büyük başarıları olan ama aynı zamanda köken olarak da hep devrimci siyasetin içinde olmuş ve bizim partimizde de çok önemli hizmetler yapmış bir arkadaşımız. Diyarbakır İl Başkanlığımızı yaptı. PKK'nın kurşunlarına orada hedef oldu. Başkanlık kurulu üyeliğimizi yaptı. Vatan Partisi'nin Merkez Karar Kurulu üyeliğimizi yaptı. Hepimizin tanıdığı bir şahsiyet. Şimdi Sayın Ethem Sancak zor bir dönemde, çetin bir döneme Türkiye girerken o zorlukları en ön cephede göğüslemek için Türkiye'nin bu zorluklardan bağımsız, başı dik, üreten bir Türkiye yoluna girmesinde önder kadrolarda, öncü kadrolarda Vatan Partisi'nin yer almak için geliyor. Ethem Sancak Vatan Partisi'ne hükümet olmak için geliyor. Hükümet olacağız. Beraber Ethem Sancaklarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. Göreceksiniz. Önümüzdeki seçimlerde Vatan Partisi anahtar parti olacak. İktidarın, hükümetin anahtar partisi olacak. Vatan Partisi'nin programı Türkiye'nin önündedir, gündemindedir, mecburiyetidir. Son 15 yılını Türkiye'nin incelerseniz veya özellikle 2014 yılı sonrasına Vatan Partisi'nin programının bir bir Türkiye'nin gündemine girdiğini görürüz. Türkiye Atlantik sisteminden ayrılıyor ve Avrasya'daki bağımsız, birleşik, öncü konumlarına yerleşiyor. Bu süreç devam ediyor ve bu süreç o kavramı da kullanmaktan hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Bir devrimle tamamlanacak. Atatürk devriminin tamamlandığı bir sürece giriyoruz. Ethem Sancak da Atatürk devriminin tamamlanması mücadelesinde öncü görevlerde olacak, hükümet görevlerinde olacak, Vatan Partisi'nin önder kadroları içinde yer alacak. Herkes onu örnek almalı. Çiftçi önderlerimize, işçi önderlerimize, halk önderlerimize, diğer siyasi partilerinin liderlerine, hepsine sesleniyorum. Bütün partilerin liderlerine sesleniyorum. Ethem Sancak'a örnek alın ve hepinizi Vatan Partisi'ne Türkiye'nin büyük çözümünde görev almaya davet ediyorum. Siyasi partilerin bütün hepsinin liderleri dahil, Türkiye'nin bütün seçkin öncü insanlarını Ethem Sancak'a örnek alarak Vatan Partisi'nde görev almaya davet ediyorum. Şimdi değerli arkadaşım Ethem Sancak'ın söz. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Saygıdeğer medya mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim Vatan Partisi'ne katılmama gösterdiğiniz ilgi ve alaka için de teşekkür ediyorum. Aslında bugün sizinle bilinen bir malumu ilan ediyoruz. Hayli zamandır, neredeyse 4 aydır benimle ilgileniyorsunuz. Medyanın çeşitli kesimleri benimle ilgileniyor. Medyanın da bu kadar ilgisinde olabileceğimi aslında düşünmüyordum ben. Ama bu ilginiz için de teşekkür ediyorum. Ben biraz özgeçmişimi, aslında bildiğiniz şeyleri tekrarlayacağım belki ama anlatmak istiyorum. Çünkü biraz toplumu balık hafızalı yerine koyan bazı medya kurumları geçmişimi unutturarak beni son 20 yılki geçmişimle yargılamaya çalışıyorlar ve ya karalayanlar var malum sebeplerle, ya da doğruları yazanlarımız da var. Doğruları yazanlara teşekkür ediyorum. Çarpıtanlara da sesleniyorum. Lütfen benim 50 yıllık geçmişimle beni değerlendirsinler.
Ben Güneydoğulu bir gençtim. Feodal ağır koşulların hüküm sürdüğü 1970'lerin Siirt'inin Pervari köyünde ilk bilinçlenme faaliyetimi orada gerçekleşti. Sebebi de şuydu, sonradan bunu tahlil ediyorum. Köklü bir genetik geçmişim olduğu için hakkı ve hakikati söyleyen bin yıllık bir aile mensubu olduğundan herhalde genetik vicdanıma yansımış ki o tarihlerde Güneydoğu'da, Pervari'de ağır ağalık baskısı ve gerilikle mücadele ederek kendimi buldum. O sıralarda beni motive eden şey ağır feodal baskının kadınlar üzerindeki ağırlığı, Mutagalliben'in ağalıkla işbirliği yapan Mutagalliben'in ki bu Mutagalliben'in bir kısmı da orada ticaretle uğraşan benim ailemdi. İlk grevimi, o çağlarda ilk grev örgütlenmemi ailemin bünyesinde çalışan marabalar örgütlemeyle başlamıştım. Ve ağır baskı görmüştüm aileden. Gene akrabamız olan ünlü feodal ağa ailesinin de baskılarına karşı Pervari'nin gençlerini daha 19-20 yaşındayken örgütleyip Pervari'de ağalıkla mücadele derneği kurmaya çalışmıştım. Ağa belediye başkanıydı. Çağırdı bana, dedi ki sen şimdi üniversiteye gideceksin. Parlak bir öğrencisin. Ben bu yer devlette memur olmuş, öğretmenlik şeyine gelmiş lise mezunları, Pervari'nin gençlerini senin yüzünden süreceğim ben sen gittikten sonra. Nitekim ben üniversiteye geldikten sonra devletle işbirliği yaptı. O gençlerin hepsini sürdü. İşlerinde kendi iki yeğeni de vardı. Ben öyle bir sosyal devrimcilik sürecime öyle başlamıştım. Sonra üniversiteye geldim. İstanbul'da radikal sol gençlik örgütlerinin içerisinde yer aldım. Mahir Çayan'ın liderlik ettiği safta yer aldım o zaman. O zamanki mücadele arkadaşlarım da var aramda. Fakat ben biraz okumaya meraklı, sorgulamaya meraklı, kafasını kiraya vermeyen, omuzun üstünde taşıyan bir kimlik oluşturmuştum. Genetiğimde de bu vardı zaten. Bir süre sonra o zaman Doğu Perinçek'in başında bulunduğu Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin gençliği maceradan çekmek, örgütlemek ve halkla birleşmeye çağıran söylemleri beni çok etkilemişti. Süreç içerisinde önce devrimci DGB ile temas kurdum. Sonra Doğular hapisteydi o zaman. Darbenin gadrine uğramışlardı. Onlar da çıktıktan sonra 1976'da 147 devrimciyle PDA hareketine, yani Türkiye İşçi Körpesi'ne katıldım. Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi Partisi'nden geldiniz. Evet, yani o zamanki ismiyle evet katıldık. Ondan sonra Doğu'nun liderlik ettiği parti bizi halkla birleşmek, halk çizgisi izlemek, doğru eylemin ne olduğunu anlamak, halkın hayatını daha iyi kavramamız için beni deyim yerindeyse kırlara talime yolladı. Tunceli'de, Bursa'da, Kayseri'de o günkü yoksul köylülerle birleşmek açısından kurslara gittim, gönderildim. Sonra döndüm, İstanbul İl Sekreteri oldum. Sonra da Diyarbakır İl Başkanlığı'nda bana ihtiyaç duyuldu. Diyarbakır İl Başkanlığı'na gittim. O günkü Türkiye İşçi Köylü Partisi açısından Diyarbakır çok önemli bir merkezdi. Ve o merkeze bağlı işte Van, Tunceli, Bingöl, Tunceli yoktu Elazığ'a kadar. Hatta yer Antep, bu yörelere de Van, oralara Siirt, Batman, oraları da yönlendirmeye çalışıyordum. Sonra merkez komitesine alındım. Fakat o sırada da askerde bekaya kaldığım için yedek subaylık hakkımı kaybetme durumum vardı. Genel başkana sordum. Dedi ki bugünden yarına devrim olmaz ki, bu hakkı kaçırma. Ben askere gittim. Askere gittikten sonra 80 darbesi oldu.
Ben askerken darbe oldu. O merkez komitesi de 4 yıl hapis yaptı. Evet. Öyle verilmiş sadakamız evet, mı var diyeyim. Başkan da kurulu üyesi. Evet. sonra tabii o ağır 80 darbesinin koşulları altında da bir sol bir blok partisi oluşturmaya çalıştık çeşitli kesimlerle. Rahmetli Aybar'la, Turan Güneş'le temaslarımız oldu. Murat Belgeler'le temaslarımız oldu. Fakat başaramadık. Ondan sonra SODEP'in kuruluş çalışmalarına katıldım İbrahim Cevher ile beraber. Sonra SHP'ye katıldım. Sonra da CHP'ye katıldım. En son Baykal'ın genel başkanlığında CHP'nin önemli bir ferdiydim. Baykal'ın İstanbul'da bilinen 4 adamından biriydim. Beşiktaş ilçe başkanı vardı Mustafa Tosun. Bakırköy Belediye Başkanı vardı, sonra Sağlık Bakanı oldu Aktuna. İsmail Cem vardı. Ali Haydar diye Kadıköy milletvekilimiz vardı. Biz Baykal'ın İstanbul'daki önemli ağırlıklarıydık. En son orada partilerde bulundum. O arada ben 80'den sonra iş dünyasına işsiz kalınca bir Siirtli arkadaşımla bir ecza deposu kurduk. Türkiye'nin 300 ecza deposu içerisinde en küçüğüydü. Fakat kısa zamanda ilk ona girdik, büyüdü. Sonra giderek bir ihtilaf doğdu aramızda ortakla. Ben işleri büyütmeye çalışıyordum. O bana yeter diyordu bulunduğum yer. Ben ayrıldım. Hedef ecza deposunu kurdum. 10 il içerisinde de Avrupa'nın en büyük ilaç dağıtım şirketi haline geldi. 11 ülkede 25 bin çalışanlı dev bir organizasyona döndü. Hatta Ciro'da ilk 20'deydik. Kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye'de ilk 20'deydik. Forbes'ın yayınladığı her ilki zenginler sıralamasında da ilk 50'deydik. Yani bütün 20 yaşımdan itibaren örgütsüz mücadele verdiğim zaman süresi 1-2 yılı geçmez. Ben hep iş adamı iken de siyasal eğilimlerimi ve fikirlerimi gizlemedim. Çünkü aslında modern dünyada bütün iş adamlarının partileri bellidir. Fikirleri bellidir ama her ne ekmezse Türkiye'de bizim iş adamlarımız fikirlerini açıklamak ve partili olmaktan çekinirler. Çünkü gidene ağam, gelene paşam diyecekler. Onlar çünkü kısa günün karına bakarlar. Ben hiçbir zaman maddiyata, servete öyle bakmadım. Benim için önce ülke, insanıma hizmet etmek, sosyal bir varlık olmak, siyasal fikirlerini gizlememek, kafasını omuzlarında taşımak ve hakkı hakikati söylemek ilke oldu benim için. İş adamlığında da para hep benim için ülke çıkarları söz konusu olduğunda ikinci plandaydı. Şimdi yer yer bazı balık hafızalı medya bunu görmemeye çalışıyor. Beni AK Parti döneminin zengini diye sayıyorlar. Bakın ben siyasette AK Parti ile başlamadım. Size anlattığım gibi siyasette 50 yıl bir geçmişim var. Ve gördüğüm doğruların hep safında yer aldım. Hiçbir zaman bağnaz şey olmadım, mürit olmadım. Hep fikirlerimi söyledim. Doğu'nun başkanlığındaki partide hep fikirlerimi söylerdim. Huzurunuzda söyleyeyim, toplum Doğu Perinçe'yi yanlış anlatıyor. Kasıtlı bir şekilde topluma anlatıyorlar. Bir sürü genel başkanla çalıştım. Fikre değer veren, üyesinin fikirlerini sonuna kadar dinleyen ve bütün kararlarını partisinin üyeleri demokratik şekilde alan tek lider olarak biliyorum ben Doğu Perinçe. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca kafayı omuzda taşımak fikrini de bana empoze eden oydu. Kiraya verme hep omuzunda taşı derdi. İkincisi beni AK Parti'nin döneminin zengini İkbal peşinde koşan adamı olarak lanse edenler var. Orada da huzurunuzda onlara bir çift lafım var söyleyeyim.
Ben 80'den sonra ticaret hayatına girdikten sonra onun için anlattım size Hedef ve Depoculuk serüvenini. Hedef Allianz Holding Avrupa'nın en büyük ilaç dağıtıcısıydı. Ben Dünya Depocular Federasyonu New York merkezinin Dünya Depocular Federasyonu yönetim kurulu üyesiydim. Boots'un ünlü İngiliz devi Boots'un şura kurulu üyesiydim ve ortağıydım. Ayrıca Boots'la ortak olduktan sonra da Asya, Doğu Avrupa ve Afrika ülkelerinin murahhas başkanlığını yaptım. Fas'ta, Cezayir'de, Mısır'da, Rusya'da, Romanya'da, Polonya'da operasyonlarımız vardı ve onların hepsini ben yönetiyordum. Forbes'un 2000 yılındaki zenginler sıralamasına bakarsanız 45. zenginim. 2001'de de krizden en az etkilenen kurumdum ben. Derece düştüm, 27 düştüm, 20. sıraya düştüm. Forbes'u incelerseniz görürsünüz, biliyorsunuz her yıl sıralamayı açıklar. Ama AK Parti'ye katıldıktan sonra mesela 2018 Forbes'una bakın, 2017 Forbes'una bakın, ilk binde bile yokum. Yani ben AK Parti'ye katılmadan önce TÜSİAD'a başkan yardımcılığı yaptım. ERG'nin kurucusuydum. Toplum Gelirleri Vakfı'nın başkan yardımcılığını yaptım. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Hala devam ediyor. İstanbul Modern Müzesi'nin kurucu ortağıyım. Oya Eczacıbaşı ile beraber ve hala başkan yardımcısıyım. Ben AK Parti'ye katılmadan önce de zengin ve ünlü bir adamdım. AK Parti'ye katıldıktan sonra yoksullaştım. Böyle bazılarının iddia ettiği gibi parayı götürdü gitti. Bunların hepsi yalan ve dezenformasyon. Ha üzgün müyüm? Hayır. Ben AK Parti'deyken de ülkem için yaptım her şeyi. Ben savunma sanayine de liderlik ederken bir kar amacıyla yapmadım onu. BMC'yi, yıkılmış BMC'yi halka açık ihalede hiçbir büyük şirketimiz katılmadığı halde 3 kere iptal edildi. Girdim aldım. Savunma sanayi şirketi yapmak niyetiyle. O zaman da Cumhurbaşkanımızla yakın bir arkadaşlığımız ve beraberliğimiz vardı. Ona da şey demiştim. One Minute olayından sonra dedim ki millet sana dik dur eğilme diyor. Ama dik durabilmek mutlaka olmaz. Eğer milli bir savunma sanayin yoksa ve bir milli bir medyanın yoksa dik duramaz. Seni bu batı sistemi indirir. Nitekim o süreç başladı. Ona ben fikir olarak liderlik ettim. Arkada yürüdü işler. Devasa büyük şirketlerimiz çıktı ve şu anda savunma sanayinde yerlilik oranı %70'e çıktı. Ama ben bütün bu ayağı kaldırdım. Dağılmış BMC'yi, iflas etmiş BMC'yi, her gün Çukurova Holding'in önüne gelip numayış yapan Türk Metal İş Sendikası'ndan öğrenebilirsiniz. Onlarla da işbirliği yaptık. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Onlarla BMC'yi aldığımda şöyle bir anlaşma yaptım Türk Metal'le. Bakın bir milli müesseseyi ayağa kaldıracağız. İşçileri geriye çağıracağız. 2 yıl benden zam istemeyin. Beni MES şeyine katmayın. Ama 2 yıl sonra söz veriyorum burası ayağa kalkacak. Ben buradan edilen karın %30'unu işçiye vereceğim. Çünkü benim prensibim şudur iş hayatında. Kurduğum işletmelerde temel prensibim şu. Kazandığımın 1/3'ü devletimindir. 1/3'ü emekçimindir. 1/3'ü yatırımcınındır. İlkem budur benim. Onun için benim müesseselerimde hiç sendikalar uğraştılar, benim işçileri sendikalı yapma, işçilerim kabul etmedi. Ama Türk Metal benim örgütlü sendikamdı. Nitekim 2 yıl sonra MES'le yapılan toplu sözleşmesinin %30 fazlasını verdim ben işçilerime, emekçilerime. Ve Pavrum'la sorabilirsiniz Türk Metal İşçi Sendikası'nın başkanına. Geldi beni emekçi dostu iş adamı plaketi verdi medyanın huzurunda. Peki ben BMC'yi görevim bittiğinde ben ayağa kaldırdım. Ben iyi bir girişimciyim ama kötü bir profesyonel yöneticiyim. Ben bakarım rutin hale gelmiş işlerden. Yabancı ortaklarda ihtilaflarımız oldu. Anlaşamadık. Bayrağı devralmak isteyen güzel bir şirket çıktı ortaya. Tosyalı. Ben bayrağı ona devrettim. O günkü değerlendirmeye göre şirketin değeri, net değeri 1 milyar dolar civarındaydı net.
Benim normalde ayrılırken 250 milyon dolar para almam lazımdı. Ben koyduğum parayı aldım. 60 milyon dolar para aldım. Hani diyorlar ya, götürdü gömüyor. Götürdüğüm bu. İnceleyebilirler. Ayrıca medyadayken de, BMC'deyken de bütün hesaplarımı şeffaf bir şekilde incelendiğinde bir kuruş hak etmediğim, vergisini vermediğim bir kuruş gelirimin olmadığını görecekler. Dövizde yatmış tek bir kuruş mevduatım yok. Hiçbir yabancı bankada bir kuruş param yok. Çok şükür paraya tapmadığım için girişimcilik büyük parayla olmaz. Yetenekle olur. Girişimcilik tıpkı ressamlık gibidir, tıpkı sanatçılık gibidir. Bir sezgisel melekedir. Çok iyi bir profesyonel yönetici olabilirsiniz. Okullar okuyarak, eğitimler alarak. Ama bunlar sizin girişimci olmanıza yetmez. Girişimcilik tanrısal bir sezgidir. Kapitalizm bunu keşfetmişti ve devrimci dönemini yaşadı. Sonra girişimciyi tatile gönderdi. Yerine büyük bankaların, büyük finansçıların ikame edildiği, günü kısa günün karına bakan yaklaşımlarıyla kapitalizm bitti. Finans kapitalin yönetimine geçtiğinin deyimiyle ve bitti. Yaratıcılığı ve girişimciliği bitti kapitalizmin. Aslında kapitalizm emperyalizm aşamasıyla zaten gerilemeye başlamıştı. Ama 2008 krizinden sonra Batı uygarlığı zaten bitmişti Batı'da. Yerini alan yağmacı emperyalist anlayış sistemi çökertti ve 2008'de iflasını ilan etti krizinde. Ben bunu zaten çeşitli medyalarda verdiğim demeçlerde 2008'de söylemiştim. 2-3 bin yıl uygarlığın ana rahmi olan Asya ayağa kalkıyor. Çünkü New York'a fi tarihinde Londra'ya ve New York'a giden uygarlık kuşu oradan havalandı. Ana rahmine Kaf Dağı'nın oraya gelecek. Ya İstanbul'a konacak, ya Mumbai'ye, ya Pekin'e. Yani Pekin'de de Şangay'a. İnşallah bu üçüne birden yavrular da her bir yere de bir yavru bırakır. Şimdi mücadele budur. Bu mücadelenin stratejilerini ve programını en iyi belirleyen Vatan Partisi'dir. Ben AK Parti'de bir görev yaptım. Önce üye oldum. Sonra doğrucu davutluğundan olsa gerek beni partide kurulan etik kurula, ombudsmanlık kurumunu inşa ettiler. Onun üç yöneticisinden biri olarak seçildim kongre tarafından. Sonra genel başkan ihtiyaç duydu, MKYK'ya girdim. Fakat orada da kendi deyimleriyle anarşist çıkışlarım yüzünden beni hazmedemediler. Bir sonraki dönem ayrıldım MKYK'da. Ama Cumhurbaşkanlığıyla yoldaşlığımız devam ediyordu. Çünkü milli siyasetler izliyordu. Hatta bir medya söyleşiğinde şeyi demiştim ben. Tayyip Erdoğan S-400'leri almaktan vazgeçerse ben onun karşına geçeceğim demiştim. Allah'tan vazgeçmedi. Hatta şimdi daha da geliştirecek. Fikirlerimi söylemek babından üyeydim. 4 ay önce Rus televizyonlarına verdiğim bir mülakatta NATO'nun içimizdeki bir ur olduğunu ve Türkiye'yi çürüttüğünü, Türkiye'yi kölelik mengenesiyle bağladığını ve Rusya'yı ve Türkiye'yi hedeflediğini, Çin'i çökertebilmek için Putin'in kahramanca bu oyunu bozmaya kalktığını, bir Ukrayna operasyonu öyle değerlendirdim. Tabii Türkiye'de rahatsızlık yarattı. Atlantikçiler bunu dezenformasyon şeklinde yayınladılar. Hatta şey dediler, Tayyip Erdoğan oligarkını bir taraftan da alttan alta Putin'e gönderiyor diye. Halbuki Tayyip Erdoğan'ın benim o seyahatinden haberi yoktu, emin olun. Ondan sonra da Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulübü beni NATO ve Türkiye'nin güvenlik sistemiyle ilgili bir konferansa davet etti. Gittim, 1,5 saatlik bir konferans verdim. NATO'nun tarihini anlattım. NATO bir ülkeye halkın teveccüh ettiği bir partiye sızar. Bunu ele geçirmeye çalışır. Teslim olmayan lideri de olursa onu öldürür. Menderes'e yaptığı gibi. Menderes küçük Amerika yapacağız diye geldiğini. Sonra başbağır olunca ülkeyi büyütmeye çalıştı. Çünkü Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyordu. CHP'nin il başkanlığını yapmıştı. Mustafa Kemal'in isteği üzerine.
Başbakan olunca ülkeyi geliştirmeye kalktı. Para yoktu. Amerikalılar parayı vermediler. Biz burayı geliştiresin diye seni getirtmek dediler. Bize köle tutasın. Köylülükten kurtulursa bu millet bize kölelik yapmaz. Sonra biliyorsunuz Amerika'dayken daha Rusya'ya yolladı Dışişleri Bakanlığı. Amerikalılar bunu fark ettiler. Uçağını Londra'da düşürdüler. Uçağını almadı Allah. Sonra 2 ay sonra da dar ağacında astılar. Demirel kurulan Adalet Partisi'nin başına paraşütle geldi. Morrison Süleyman diye gelmişti. Ve sonra geldi. Taş yiyen baş akıllanır. Barajlar kralı. Ülkeyi kalkındırmak. 70'te Tamaş darbeyi yapan Amerikancı general sosyal gelişmeler, siyasal gelişmeleri açtı diye indirdiler Demirel'i. Sonra bir daha halkın teveccühüyle geldi. Bir daha indirdiler. 3 kere darbeyle indirdiler. Geldi. Kavgası onun anti-emperyalizmleydi Demirel'in. Darbelerle onu yok etmeye kalktılar. Arkasından Özal geldi. 14 Ocak kararlarıyla liberal programı Türkiye'ye uygulayan adamdı. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geçince dönüşüyor insanlar. Türkiye Cumhuriyetlerle ittifaklar kurmaya kalktı. Uyardılar Amerikalılar. Burnunu sokma oralara. Kendi ailesinin deyimiyle esrarengiz bir şekilde bir Orta Asya seyahatinden dönerken kaybettik onu. Sonra AK Parti büyük bir teveccühle iktidara geldi. AK Parti'nin içine sızdılar. Zaten 67'den beri kurdukları devleti ele geçirme FETÖ örgütüyle sızmışlardı. Bir dönem AK Parti'nin de içinde yer aldılar. Sonra One Minute olayıyla beraber Batı sistemine Tayyip Erdoğan kafa tutunca ona karşı ufak ufak darbeler tezgahlamaya başladı. En son 15 Temmuz'da da öldürmeye kalktılar. Bizim halkımız da kentlileşmişti artık. Darbeye kapış bırakacak bir halk değildi. Sezdi de durumu. Ve onları cezaevlerine tıkadık NATO'cu generallerle beraber. İşte Doğu Perinçekler hapisten çıktı. Onların yerine NATO generalleri, yani halk Doğu Perinçek'i hapishanede çıkarttı. Onun yerine NATO generallerini tuttuk. Bir kısmını da harp öldürdü. Bunları anlattım ben o konferansta. CD'si bende 1,5 saatlik bir CD. Fakat oraya sızmış bir çakma medyacı cımbızladı benim sözümü. Şey diye yayınladılar. Davutoğlu'nun medyası falan filan. Ethem Sancak AK Parti'yi Amerika kurdu dedi. Tabii saçma bir şeydi. Bunu savunmam bile gerekmezdi. Ben böyle düşünsem de söylemeyecek kadar tecrübeli bir siyasetçiyim. Düşünsem bile ki öyle düşünmüyordum. Amerika'nın kurduğu hiçbir parti bizim ülkede iktidar olamaz. Bizim halka kendini kabul ettiremez. Sonra bir sabah uyandım. Gene malum bir medya kuruluşunda benim İstanbul ili tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğimi duydum. Dedim ben beni ihraç etmeye şeyiniz yok, ben istifa ediyorum benden rahatsızsanız. İstifam verdim. Türkiye cephesinin, Türkiye cephesinin 2-3 büyük burcu var mı? Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve onların en kıdemlisi ve tecrübelisi Doğu Perinçek. Benim bu millete hizmet mücadelesinde devam edebileceğim tek yer, benim bir tek seçenek Tilki'nin Kürtçü dükkanına dönmesiydi. Başkanım bana teklif edince benim için büyük onurdur dedi. Ve katılmaya karar verdim. 2023 seçimleri bir milli mücadele seçimidir. Son 50 yılın en önemli seçimidir. Bu seçimde bu Biden çetesinin kazanmaması lazım. Kazanırsa Suriye'ye döneriz. Irak'a döneriz. Libya'ya döneriz. Amerika'nın niyeti bu. Büyük Orta Doğu planının şeyi buydu. Renkli devrimlerin şeyi buydu. Bunu engelleyecek bir milli bariyer inşa etmek lazım. Bu bariyeri inşa edecek en sağlıklı programa ve siyasal stratejilere bugün Vatan Partisi sahiptir. Bu
mücadeleden, bu ikinci büyük milli mücadeleden serfiraz çıkacak parti, programı ve strateji olan partidir. Yalpalamayan partidir, tarafını seçen partidir. Bu özellikler de Vatan Partisi'nde var. Benim de düşüncelerimle örtüştüğü için zaten eski mensuplarıyım da buraya katılmam ve buraya nefer olmam ve bu mücadeleye buradan bir nefer olarak katılmak benim için büyük bir onurdu. Beni Vatan Partisi ve saygıdeğer dostum, ağabeyim ve genel başkanım aralarına kabul ettikleri için huzurlarınızda kendilerine şükran duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah beni son nefesini verirken bile örgütsüz bırakmadan bırakmasın. Çünkü bir insan için en kutsal iş insana hizmettir. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Diyorlar ki en hayırlı insan kimdir? Hayırlı insan yani iyi Müslüman. Diyor ki çevresine faydalı olandır. Çevresine faydalı olmanın biricik yolu tarih boyunca siyaset olmuştur. Siyaset çok kutsal bir iştir. Halk için, halka hizmet için idamlık gömleğini giyebilme cesaretidir. Biliyorsunuz siyaset iki anlamı gelir. Bayramlık gömleği vardır, idamlık gömleği vardır siyasetçinin. Bunları giyebilmeli ve her insan olmanın temel ilkesi düşündüğünü özgürce anlatabilmesidir. Siyaset bunun yoludur. Siyaset çevresine faydalı olmanın yoludur. Çok şükür ben 20 yaşından beri partisiz ve örgütsüz kalmadım. Umarım ki son nefesimi de verirken partili olarak vereceğim. Allah bunu bana nasip etsin. Teşekkür ederim bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı, Vatan Partisi'ne gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Sorularınız varsa hazır. Buyurun. Sözcü Gazetesi'nden Fırat ben. Hatta sizle de görüşmüştük telefonla istifadettikten sonra. Evet. Şunu sormak istiyorum şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair çok fazla cümleniz de var aslında. İstifa sürecinde hiç sizi aradı mı? Bir görüşmeniz oldu mu? Eğer böyle bir iletişim olmadıysa buna dair düşünceleriniz nelerdir? Yani bu konuda bir üzüntünüz veya başka bir duygunuz var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. İkincisi, bu son konuşmanızdan bahsettiniz. Asıl sebep bu muydu? Ondan önce de AK Parti içerisinde buna benzer tartışmalar yaşanmış mıydı? Bir de üçüncüsü son olarak Biden çetesi diye bir şey kullandınız. Bu tam olarak kimi, hangi partileri, hangi ittifakı işaret ediyor? Bunu biraz açar mısınız? Birinci soru, Cumhurbaşkanıyla bir diyalogumuz olmadı. Tabii niye diyalogumuz olmadı? Ona sormanız lazım. Partinin orada prensipleri, kuralları var. İhraç istemiyle disiplin kuruluna verilmemin ona sorulmadan yapılabileceğini pek tahmin etmiyorum. Yani orada o cesarette bir il yok. Maalesef. Dolayısıyla ben de zaten bir diyalog kurmadım. Şimdi bir halk deyimi var. Bunu Yılmaz Güney filmlerinde replik olarak çok güzel kullanıyordu. Bu bir halk deyimi aslında. Doğruyu söyleyeni 9 köyden kovarlar, yaşasın 10. köy. Şimdi ben doğruları söyledim. Onlar istemediler beni. Benim mücadele isteyen için yollar kapalmaz ki hiçbir zaman. 10. köy olur, 11. köy olur. Ayrıca Vatan Partisi de benim ilk köyümdü. İlk köyüme döndüm yani. Daha önce farklı fikirlerim oldu. MKYK'da, şurada, burada bunları dinlendirdim. Bu büyük kitle partilerinde herkes yer almaya çalışır. Dünya çapında bir doğu-batı kavgası var, biliyorsunuz. Yeni bir dünya kuruluyor. Hani İnönü'nün yeni bir dünya kurulur, Türkiye işinde yer alır özlemi veya şey bugün gerçekleşti. Bugün dünyada objektif olarak yeni bir dünya kuruluyor. Asya ayağa kalkıyor ve uygarlık kuşu Asya'ya gidiyor. Türkiye'de Asya'nın giriş kalesidir. Asya'nın iki büyük kalesi var, Moskova ve İstanbul. Bunu aşan Asya'yı darmaduman eder.
Geçmişte de emperyalizm Osmanlı'yı çökerterek Asya'ya hakim olabildi. Eğer Osmanlı çökmeseydi İngilizler Hindistan'ı sömürgeleştiremezlerdi. Çin'i sömürgeleştiremezlerdi. Türklerin inşa ettiği en muhteşem büyük imparatorluk Osmanlı onların için önündeki en büyük engeldi. Onun için 7 emperyalist düvel birleştiler ve Osmanlı'ya saldırdılar. Osmanlı çöktü. Çeşitli nedenlerden dolayı ama esası buydu. Emperyalizmin saldırısıydı ama onun içinden genç Türkiye Cumhuriyeti çıktı. Türkler tarih boyunca tarihten silinmeye çalışılmışlar ama kimse yok edememiş Türkleri. Çünkü 5000 yıllık dünyanın en temel kavimlerinden biridir. Atlı çobanlar. Uygarlık taşıyıcılarıdır. İşte Çinlilerin İpek yolu üzerinde 4 büyük imparatorluk inşa ettiler. Dolayısıyla Türkler küllerinden doğa, yeniden Mustafa Kemal'in önderliğinde Atatürk'ün Türkler küllerinden doğdular ve bu büyük cumhuriyeti inşa ettiler. Dolayısıyla emperyalistler de bir dönem rampalarında tuttular ama zincirlerinden kurtuldu Türkiye. Şimdi Asya'nın kapısı Moskova ile beraber. Dolayısıyla bu fikirlerimi hep ben dillendirirdim. Ben 2008'de de çeşitli medya organlarında söylerdim. Tayyip Bey'in kendi huzurunda da söylerdim. Ben Avrasyacı, yeni Asya'nın bir siyasetçisiyim ben. Atlantik'le bu anlamda bir şeyim yok, bir ruh beraberliğim, bir sempatim yok. Dolayısıyla öyle böyle bir saflaşma oldu. Bu kavga her yerde, hayatın her yerinde devam ediyor. Kendi evimizde bile bu devam ediyor. Çünkü uygarlık yeri değiştirirken bütün insanlığın ve bütün dünyanın çivileri söker ve yeni iş olur. Tarih boyunca baktığınız zaman uygarlığın yer değiştirmeleri bunu görürsünüz. İmparatorluklar batar, yeni güçler çıkar. Hep öyle. Tarih inişli çıkışlıdır. Düz bir çizgide ilerlemez. Deminin deyimiyle helezonik ilerler tarih. Gene böyle oluyor. Belki de o kavganın bir sonucu olarak ben dışlandım. Olabilir, bilmiyorum. Tabii bunlar çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Bir sorunuz daha vardı. Biden çetesi. Biden çetesi, ya ben bunu demiyorum. Biden diyor. Biden ne dedi seçilmeden 6 ay önce? Biz darbelerle indiremedik Türkiye hükümetini ve devletini. Biz muhalefetle birleşip indireceğiz. Seçimde ve muhalefetle birleşerek. İşte buna kulak veren ve bunun dediklerini yapanlara diyorum Biden çetesi. Kimse, kim üstüne alınıyorsa odur. Yani Biden'ın stratejisi bu. Yani benim söylediğim bir şey yok. Biden söylüyor. Geçen gün geldi Alman Dışişleri Bakanı. Hani altılı masa yazıyordu büyükelçilerine gönderiyordu ya Almanların. Dışişleri Bakanımızın söylediği. Deyip itiraz bile etmediler buna. Sonra hani Allah'ın sopası yok ki kafasına vurasın. Alman Dışişleri Bakanı geldi o Hollywood yıldızı. Bize ayar vermeye kalktı. Dışişleri Bakanımız ağzının payını verdi. Şeyle panikle Türkiye bizim için önemli müttefik bilmem ne falan diyerek kaçtı orada. Sonra onun huzuruna bizim altılı masanın bütün bileşenleri basına da açık olmayacak tarzda gittiler ona hesap verdiler. Değil mi? Gittiler hesap verdiler. Yani Biden çetesinden onlar zaten bağıra bağıra kendilerini söylüyorlar. Yani bana sormanıza gerek yok. Siz de biliyorsunuz. Siz iyi bir gazetecisiniz. Evrim'i siz de biliyorsunuz ama gazetenize bunu yazabilir misiniz? Bilmiyorum. Sizin iyi bir gazeteci olduğunuzu biliyorum. Size de söylemiştim o mülakatta. Öyle de davrandınız gerçekten. Teşekkür ediyorum. Efendim ben bir sorum olacak. Buyurun. Gazete Duvardan Ferhat Yaşar. Sizin Marmara'daki toplantısını ben izledim. O toplantı ilan edilen açık bir toplantıydı. Biz de gelip haberini yaptık ve ses kaydınızı aldık. Evet. Bunun neresi çakma gazetecilik? Şu an cımbızlayıp vermek olmaz. Orada sorunuzu soracaktınız, ben size açacaktım ne demek istiyorsunuz diye. İyi bir gazeteci öyle yapar. Sevgili kardeşim. Siz ne demek, ben orada neyi anlatıyordum? Sızdılar AK Parti'nin içine. Hatta eş başkan ilan ettiler Tayyip Erdoğan'ı. BOK projesini değil mi? Sonra teslim olmayınca devirdiler. Anlattığım ana tema bu değil miydi? Siz onun içinde
şey cumhurladınız. AK Parti Amerika kurdu. Benim öyle bir lafım yok. Bende kaset duruyor olduğu gibi. Lekinin montaj olduğunu iddia ettiniz. Siz ne zaman yayınlayacaksınız siz kaydını? Yani günü gelince yayınlarım. Yani orada o konferansın ana fikri benim anlattığım gibi değil miydi? Konu AK Parti'nin Amerika ile ilişkileri miydi anlattıklarım? Konu bir NATO süreci. Onu anlatırken de Amerika'nın bu partilerin içinde sızdığını, teslim almaya çalıştığını, teslim olmayan liderleri de öldürttüğünü anlatıyorum değil mi? AK Parti'ye gelince de aynı şekilde anlattım. Eş başkan ilan ettiler, içine sızdılar, FETÖ'cüler içine girdi. Bir süre beraber yürüdüler hatta. Sonra One Minute olayıyla Batı sistemine res çekince onu da yok etmeye kalktılar. Anlattığım buydu değil mi? Bir gazeteci bütün etrafıyla yayınlar. Bakın acemi gazeteciyle dalga geçen bir söylem var. Ben de medyacıyım. Biliyorsunuz Papa Latin Amerika'da bir ülkeye gidiyor. Salvador'a mı? Ne işte böyle falan. Uçaktan inerken senin gibi bir acemi gazeteci soruyor ona. Salvador'da genel evine de gidecek misiniz? Ne diyor Papa? Burada da genel evi var mı diyor. Ertesi gün gazete manşet. Papa iner inmez genel evini sordu. İşte bu sizin tür gazeteciniz sevgili kardeşim. Bunu yapmayın. Böyle gazetecilik olmaz. Bak ben de medya patronluğu yaptım, yöneticiliği yaptım. Gazetecinin namusu gerçeği cımbızlamadan olduğu gibi vermektir. Gerçek gazeteci budur ve çok şükür Türkiye'de hala iyi gazeteciler var. Ama siz bunu yapmadınız. Eğer siz yaptıysanız o cımbızlamayı. Olduğu gibi yayınladınız. Yok, olduğu gibi yayınlamadım. Cımbızladın orada. Amerika kurdu AK Parti diye. Evet öyle söylediniz. Hayır öyle demedim. Öyle demedim. Kendim, evet. Siz de iki ses kaydı yayınlarsınız. Neyse ben senin geldiğini bilseydim burada aldırmazdım. Çünkü seni gazeteci saymıyorum. Genel başkanım bana etki verseydi. Evet. Benim nazarımda sen gazeteci değilsin kardeşim. İyi bir gazeteci olmaya bak. Gençsin daha. Evet. Buyurun. Buyurun. Söz konusu panelinizde ben de vardım. Evet. Baştan sona da izledim. Dediğiniz gibi cımbızlanarak almıştı. Çünkü ana fikir o değildi. Ana fikir NATO'nun gelişmesiydi ve çok başarılı bir konferanstı. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi hoş geldiniz yeni yerinize. Şimdi buradan da sizin anlattıklarınızdan ve sorudan da anlaşıldığı gibi sizin üzerinizden Türkiye'de dönen kirli bilgi var. Çokça var. Her gün yenileri ekleniyor. İşte son 166 ihale iddiası var. Siz şimdi bu konularla ilgili halkı diyeyim. Kamuoyu ve halkı bilgilendirmek için bir çalışma süreci başlatacak mısınız? Böyle bir çalışmanız olacak mı? Vallahi ben kendimi savunmak niyetinde değilim. Türk halkı beni biliyor. Şu istifamdan sonra bile Anadolu'dan, çeşitli yerlerden, hatta AK Parti teşkilatlarından, CHP teşkilatlarından muazzam iltifat ve tezahürat aldım. Beni Türk halkı biliyor. Kendimi savunmak niyetinde değilim. Fakat dolaşacağım. Beni davet eden medya kuruluşlarına da gideceğim. En muarızlarına da gideceğim. Hodri meydan siz bana atılan çamurları söyleyin ben de cevaplayayım. Ben devlet ihalelerine milli meselelerle ilgili iki kere katıldım. Ben mesela ilaç dağıtıcılığı yaparken hiçbir zaman devletin ilaç ihalelerine katılmadım. Hiçbir şekilde. SSK dev ihaleler yapardı. Devlet ilaç alırdı. Ordu ilaç alırdı. Ben hiçbir ihalesine katılmadım. Katıldığım en önemli ihale BMC'nin ihalesiydi. BMC dağılmış bir şirketti. Çukurova batmıştı. Onunla beraber şirket de batmıştı. TMSF'ye geçmişti. TMSF bir tamam fiyatla ihaleye çıktı. Katılım olmadı. Türkiye'nin anlı şanlı otomotiv şirketinden hiçbirisi ihaleye katılmadı. 3 kere iptal etti TMSF. 3. sefer mecbur benimle yaptı. Ben de onların beklentisinin üstünde 100 milyon daha fazla vererek ihaleyi aldım. Bakın ben ihaleyi aldığım zaman çok uluslu bir otobüs şirketi beni aradı.
Dedi ki sizin bir otobüs bölümünüz var. Dağılmış otobüs bölümü aslında. Üretim de yok. Bunu bize satar mısınız? Allah Allah dedim yani. Bana o sırf o otobüs hattı için önerdikleri BMC ihalesine verdiğim paranın yarısından fazlaydı. Dedim ya siz Türkiye'nin en önemli otobüs şirketisiniz. Ne yapacaksınız demode şeyi? Biz alıp bunu kapatacağız ve sizinle bir mukavele yapacağız. Otobüs üretmeyeceksiniz diye. Çünkü bir zamanlar şehir içi otobüsçülüğünde BMC onların çok önündeydi. Onu yok etmeye çalışıyorlardı. Rakip olmasın. Ama biz geldik. Çok başarılı bir yönetimle 2-3 yılda otobüs hattını ayağa kaldırdık. 3 yıl içerisinde de şehir içi otobüsünde piyasa payını %30'un üstüne ve o şirketin üstüne çıkardık. Şehir içi otobüsünde. Niyetleri belli yani demode edecekler. Bitirecekler orayı. O ihaleyi aldım. Çok şükür de alımın akıyla 7 yılda ayağa kaldırdım. En son 5000 çalışanlı 1 milyar dolar cirolu ve Dünya Savunma Sanayi Ligi'nde giren Dünya Savunma Sanayi Şirketleri Ligi var. Her sene yayınlanır. Uluslararası bir belli tarafında. BMC oraya giren ilk özel Türk şirketi oldu. Birden önce vakıf şirketlerinden şey girmişti. Meşhur Aselsan girmişti. İlk özel şirket BMC oldu. Ben bıraktığım zaman BMC'yi zirvedeydi yani. Eli Ramak'tı, motoru da imal edecektik. Motorda bizi mesela o geçen gün Alman Dışişleri Bakanı geldi, Türkiye biz için bizim büyük müttefik diye palavra sıktı. Bakın biz sırf Alman motoru alalım diye, çünkü ana sözleşmeye koça verildiğinde Alman motoru şartı konulmuş. Bize kalınca ihale Alman motoru almamız gerekiyordu. MTÜ ile yani Alman motorunu yapan Leopard tankların şirketiyle oturduk, konuştuk. Dediler ki biz de ortak alırsanız biz size veririz. Peki onlarla ortak şirket kurduk. Tankı yapmak için. Sonra ihalede biz çok kırınca, çünkü Koç'un bize en yakın teklifi veren Koç 7, Bülent buradasın, 7 milyar euro mu? 6 milyar euro vermişti. Biz 3 milyar aldık. Dedi ki kardeşim siz delisiniz, siz buradan para kazanmayacaksınız. Ben ticari ortaklıktan ben çekiliyorum. Ama stratejik, teknolojik, stratejik partneriniz olalım. Onu da kabul ettik. Fakat örtülü ambargoyla şeyler devreye girdi, rüfailer. Ama Amerika, ama yerel şirketler. Bize motoru vermediler. Anlaşmamız olmasına rağmen. Yazılı hani hukuktan bahseder ya Almanlar. Ticaret özgürlüğü, hukuku. Kapı gibi şey var, sözleşme var aramızda. Bize motoru vermek zorunda, vermediler. Allem ettiler, kallem ettiler. En son MTÜ'nün bir yönetim kurulu toplantısına gittim. Eski iki tane muhafazakar dönemden savunma bakanı var şeyde, yönetim kurulunda. Bana çekti bir tane eski savunma bakanı, dedi ya kardeşim uğraşma. Bunlar vermezler sana dedi. Sosyal demokratlar Amerika'nın şemsiyesinde. Bunlar şey Almanya maalesef bu durumda. Amerika verdirtmez size bu şeyi. Başka kapıya bak. Şimdi gelmiş geçen gün Dışişleri Bakanı burada mutluluk çekiyor. Önemli partiler bilmem ne, ambargo yok. Ya. Hadi Amerika açık yapıyor. Avrupalılar ahlaksızca bir şekilde bir de örtülü yapıyorlar ambargo. Pat çıkıyor Finlandiya, zırh çeliği vermiyor. Örtülü bir ambargo. Kanada oradan çıkıyor, şey vermiyor. Optik okuyucu vermiyor. Ya biz daha bu ne zaman Batı egemenliğinden kurtulacağız? Bu Biden'cı yapının bize önerdiği bu kölelik ilişkisine devam. Onun için gideceğim medyanın hangi bileşeni olursa çağırsın, çatır çatır benimle ilgili tezlerini yüzüme söylesinler. Ben de anlatayım gerçekleri. Niyetim o, ama böyle durup dururken ben kendimi savunuyorum. Benim savunacak bir tarafım yok. Onların savunacak tarafları var. Savunmada olması gereken onlar. Buyurun. Beş gün önce Moskova'ya ziyaretiniz oldu. Vatan Partisi heyetiyle birlikte Rusya Federasyonu devlet yöneticileriyle görüştünüz. Ziyaretinizin amacı neydi? Cumhurbaşkanı ve Putin'in Soçi zirvesi öncesi yapılması bu ziyaretin bir anlamı var mı?
Bir iki sorum var. İstersen tek tek. Evet, tabii. Çünkü çok heyecanlıyım bu kadar güzel basın mensupları olunca. Bitince bir daha sor. Şimdi ben AK Parti'deyken de sivil diplomasi babından görüşmeler yapıyordum Çinlilerle. Hatta bir keresinde Adnan Akfırat'la Çin'e gittik. Şangay Üniversitesi'nde konferanslar verdim. Önce 3-4 bin öğrenciye, sonra hocalara, sonra Pekin duymuş parti yöneticilerini yolladı. İşte gittim orada AK Parti'nin milli siyasetlerini, Tayyip Erdoğan'ı, İslamiyet'i, Doğu Perinçe'yi anlattım onlara. Çok da heyecanlı olmuştu. Sonra da Rusya Birleşik İktidar Partisi, Birleşik Rusya Partisi'nin üst yöneticilerle temaslarım vardı. Sonra tabii ben Vatan Partisi'ne katıldığım, tabii bu resmi toplantıdan önce zaten 3-4 aydır siz hepiniz biliyordunuz. Yazıyordunuz da AK Parti Vatan'a gidiyor. Onun için malumun ilanı dedim ya bugün bu toplantı. Bunlar da bir Vatan Partisi heyeti gidiyordu Moskova'ya. Şule Perinçek'in başkanlığında. Ya Ethem Sancak da katıldı size gelsin. Gittik. Onlarla konuştuk. Suriye meselesini konuştuk. Ondan sonra bu Tahal Koridoru'nu konuştuk. Şeyi konuştuk. Eylül-Ekim ayında Odalar Birliği ve Rusya Federasyonu iş adamları temsilcileri ile İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de altın fırsatlar toplantıları yapacağız. Onlar onun için çalışıyorlar. Vatan Partisi de burada onun için çalışıyor. Onları konuştuk. Yani Rusya şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye Kuzey Suriye'ye operasyon yaparsa biz karşı çıkmayacağız. Karşı çıkmayacağız. Pasif kalacağız yani size şey yapmayacağız. Ama Türkiye Suriye devletiyle diyalog içinde olursa biz de fiilen katılacağız ve terörü değil 30 kilometreye İsrail sınırına kadar kovacağız. Biz de katılacağız diyor cepheye. Çünkü mesele Amerika'yı oradan kovmaktır. Çünkü Kuzey Suriye'de terör diye soyut bir kavram yok. Orada Amerika'nın bahsettiği DAEŞ'ı da Amerika kurdu. PYD'de de Amerikan askeri. Biz diyorlar bunları tespit ettik yani. Bir gecede DAEŞ diye sardığımız birlik Amerikalıların girişimiyle PYD'ye dönüştü diyor. 500 kişilik birliği sardık diyor. Yok edecektik. Telefon konuşmalarını da tespit ettik. PYD oldular. Sizin medyada çıkıyor işte PYD'nin burada ofisi falan filan, bunların hepsi yalan. Biz kaç zamandır PYD'nin bir Amerikan organizasyonu olduğunu, Kürtlerle ilişkisi olmadığını biliyoruz. Ve onun farkındayız. Bizim Suriye'nin madem toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tanıyor Türkiye. Suriye bir cumhuriyet, Arapların, Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir Arap cumhuriyetidir. Yöneticiler gelip geçicidir diyor. Yani Tayyip Erdoğan da geçicidir, Esad da geçicidir, devletler kalıcıdır. Suriye Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişki tarihi çok eskidir. Yani Türkiye görüşürse rejimle, rejim demiyorlar da onlar, Suriye devletiyle, biz de üçüncü bileşen olarak bu kavgaya katılırız ve PYD'yi değil 30 kilometreye ta güneye kadar süreriz, oradan kovarız, Amerika'da oradan sökülüp atılır diye önerileri var. Zaten büyük bir ihtimalle Soçi'deki görüşmelerde de bunu Bay Putin söyleyecek. Yani Rus devletinin, devlet yetkililerin ki konuştuğumuz insanlar Putin'in birinci derecede birebir şeyleri, danışmanları ve yöneticileri. Öyle bir güzel görüşme yaptık. Ondan sonra da orada benim dostum, çağdaş dünyanın büyük filozoflarından Sayın Dugin ile oturduk. 1,5 saat, 2 saat. Uçağımız biraz arıza yaptı da erken kalkmak zorunda kaldık. Şule Hanım'la beraber, Şule Hanım heyetin başkanıydı. Ben yeni katıldığım için nefer olarak yanında bulundum. Heyetin başkanı sizdiniz. Yok, sizi tayin ettik. Yok, başkanım. Neyse. Ondan sonra güzel şeyin önümüzdeki 100 yılı konuştuk Dugin'le. Asya çağını konuştuk. Yapılabilecek bazı stratejileri konuştuk.
kültürel yakınlaşma, sanat, kültür, ticaret. Bu konuda çok değerli fikirleri var, stratejik medya alanda işbirlikleri. Yani Batı sistemi 100 yıldır, 100 yıl değil de Mustafa Kemal'in vefatından sonra, çünkü Mustafa Kemal Atatürk vefat etmeden önce Doğu Bey'in elinde belgeleri var. Son vasiyeti şudur, diyor ki Türkiye Cumhuriyeti hiçbir şekilde Ruslarla ittifakını bozmayacak diyor. Size vasiyetim budur diyor. Ama sonra olaylar, gelişmeler bizi Batı sistemine attı. Stalin'in aleyhine yalan bir şeyler yayınladı Batı. Yok bizden toprak istemiş. Bunların hepsi yalan. Bunların hepsi tarihsel yalanlar. Böyle bir şey de yok. İşte bizi Kore'ye götürdüler. Orada onları anlattım. Bizi orada kölelikte önce denediler. Amerikan askeri o ölmesin diye bir tugayımızı şehit verdik. Sonra Kanal Savaşı'nda Fransa'yı şeyi destekledik. Yabancıları, İngilizleri ve şeyleri desteklettirdiler bize. Nasıl millileştirince kanalı. Sonra Cezayir Savaşı'nda Cezayirli vatanseverler şehit olduklarında şeylerinden Atatürk resmi ve Türk bayrağı çıkıyordu. Ama oylamada biz Fransa'yı destekledik. Bütün bu kölelik testlerinden geçtikten sonra NATO'yu aldılar bizi. Hala da bizi köle olarak kullanıyorlar. NATO bu. Ben o konferansta onu anlattım. Unuttum şimdi. Daldım o şeye. Bunları konuştuk. Ve şunu söylüyor Dugin. Diyor ki ya 100 yıl boyunca Türk halkını antikomünizmle zehirlediler. Ve iki halkı birbirine düşman ettiler. Halbuki tarihte biz beraberdik. Müthiş İvan'ın, biz korkunç, Batılılar korkunç diyorlar. Nasıl Fatih'e korkunç, Drago diyorlarsa, Yavuz'a katil diyorlarsa, onların imparatorluğunu Batı'ya karşı savunup kuran müthiş İvan'dır. Bizim terminolojimize korkunç diye soktular. İvan Grozny, müthiş. Büyük Rus İmparatorluğu'nun kuranı odur. Süleyman'ın da akrabası oluyor. Zaten orduyu kanuni dayılarının muhalefetine, Giray, Tatar, Kırım Tatarların muhalefetine rağmen Rus ordusuna ilk ateşli top ve silahı veren kanuni. Bağdan ve Eflak Beyliği üzerinde 15 bin çakmak taşı silah, tüfek ve 1000 top veriyor Grozny'ye ve İzveçlileri, Livorno'yu ve Kiev'i öyle yeniyor. Boyarları öyle tasfiye ediyor ve imparatorluk kuruyor. Büyük imparatorluk. Mesela bizim tarihte Ruslara da söyledim. Siz dedim şey diyorsunuz Petro'ya. Onlar büyük Petro dedim. Büyüklüğü büyüklüğü yok. O sizi batılılaştırmaya çalıştı. Bak Batılılar kabul etmedi. Sizin Petro'nuz dedim bizim ikinci Mahmud'umuzdur. Bizim tanzimatçılarımızdır. Bence bizim nazarımızda Petro makbul değil, büyük büyük de değil. Bizim nazarımızda İvan büyüktür. Alexander Nevski büyüktür. İşte Lenin büyüktür. Stalin, Lenin büyüktür. Bir de Putin büyüktür. Ben onlara öyle bir şey yaptım. Bana sordular sizde en büyükler kim? Dedim Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk ve o zaman Tayyip'ti tabii. Çünkü benim marızım şeydi, Putinciydi. Ben de Tayyip'i sürdüm öyle. Öyle şeylerimiz oldu, temaslarımız oldu. Temaslarımız bunlardı. İkinci soru neydi? Arkadaşlar, buyurun. Aydınlık Gazetesi'nden Nadirten Veloğlu. Şimdi Rusya'nın Ukrayna müdahalesiyle birlikte, yaptırımlarla birlikte orada Türk iş insanları için fırsatlar ortaya çıktı. Fakat Rusya'dan yapılan çağrılara rağmen Türk iş dünyasında bu fırsatları değerlendirme konusunda bazı tedirginlikler olduğu ortaya çıkıyor. Siz de Rusya ilişkilerinizi anlattınız. Siz bir iş insanı olarak böyle tedirginlikleriniz yok mu? Ve iş dünyasına nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bir tedirginim yok, ilgim yok. Ben ilaç sektörüne şimdi bir Türk ilaç markası geliştirmek için yatırım yapıyorum. En büyük partnerlerim Moskova hükümetinin kurduğu ilaç geliştirme laboratuvarı. Ben çoktan başladım da benim öyle bir yön yargım yok Ruslarla ama Türk iş dünyasında da kuşku yoktur. Burada Türk iş dünyası devletin buna öncülük etmesini istiyor. Bizim devlet biraz kararsız. Ama öyle zannediyorum ki Soçi'de bu iş çözülecek. Bu Soçi zirvesinde bekliyorum yani. Büyük işbirlikleri için Soçi zirvesinden sonra büyük kapılar açılacak. Her alanda. Gıda, tekstil, imalat endüstrisi, turizm, muazzam atılımlar olacak Türkiye ile Rusya arasında. Kaçınılmaz kader.
Türkiye ne diyordu eski başbakanımız, şimdi Türkiye Cumhuriyetleri'nin aksakalı Binali Yıldırım. Binali ne diyordu? Artık biz Asya'ya gidiyoruz diyordu. Bizim yolumuz Asya. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler toplantısında ne dedi? Sarkaç, uygarlığın sarkacı Asya'ya doğru gidiyor. Sarkaç, uygarlık sarkaçsa şimdi Asya'ya gidiyor. Onun için bakın, çölde buğday olmaz. Çünkü yağmur yok. Ama artık çöle yağmur yağıyor. Yağmur yağan yerde buğday da olacak. Asya'nın yağmurları, bereketli yağmurlar başladı. Doğunun güneşi doğdu. Uygarlık kuşu çürümüş New York'u terk etti. Daha önce zaten Londra'dan oraya geçmişti. Şimdi Asya'ya doğru uçuyor uygarlık. Anka kuşu deniyor şeyde buna. Anka kuşu Asya'ya doğru uçuyor. Biz akıllı olursak İstanbul'a iner. Yoksa Mumbai'ye iner. Ama şimdi en şanslısı Şangay. Fakat tabii Asya uygarlık bize doğru gelirken yavrular. Çünkü batıda yavrulamadı. Çünkü onlar doğurganlığa da karşılar. Anka kuşunu da doğurtmuyorlar. Bu cinsiyet serbestliği falan filan, üçlü cinsiyet falan filan. Onlar doğumu da, doğaya da müdahale ederek insanın en temel losyonu olan üreme. Bak, insanın en temel losyonu. Karnı doyurma, güvenlik ve üreme. Geleceğe kalacak. Adamlar şimdi üremeye müdahale ediyorlar. Onun için anka kuşu da muhtemeldir üremediği için orada kaçıyor şimdi Asya'ya, ana vatanına. Öyle üç yavru yapar. Biri İstanbul'a, biri Şangay'a, biri Mumbai'ye konarsa ki benim tahminim odur. Çok güçlü bir uygarlık doğacak Asya'da. Asya'da muazzam bir uygarlık. Geliyor zaten ayak sesleri. Zaten Atlantik'in korkusu da o. Büyük panik içerisinde. Silahla durdurmaya çalışıyor tarihi. Silahsa Asya'nın silahı daha büyük. Çünkü en büyük silah davasına inanmış insandır diyor ünlü Çin filozofu. Soruyorlar, insanlık tarihinin en tehlikeli silahı nedir? Diyor ki davasına inanmış insan. Artık davasına inanmış insan Asya'dan çıkıyor. Atlantik ötesinden çıkmıyor artık. Onlar çürümüşler. Bakın New York'ta sigarayı yasaklamışlar. Sağlıklı bir şey zannediyorsun. Esrarı serbest bıraktılar. Esrar ya. Esrar kokusundan parkta oturamıyorsun. Eskiden gidiyordum o güzel Central Park bilmem ne. O kitap okuyordum, izliyordum. Şimdi ya 15 dakika oturamıyorsun. Pis pis kokudan. Hemen kafayı buluyorsun. Esrar serbest. Ya böyle bir çelişme olur mu? Gençliğini çürütüyor ya. Gençliğini uyuşturuyor. Böyle bir çürümeden uygarlık çıkar mı? Zaten öldü. Sanatta öldü, bilmem ne de öldü. Batıdan bir şey çıkmıyor. Ne varsa Asya'da. Değil mi? Yani ben biraz modern sanatla da ilgileniyorum. Büyük bütün Rush Kapoor'lar, şunlar bunlar Asya'dan çıkıyor. En büyük virtüözleri bile Asyalı. Değil mi? Koreli, Çinli. Bakın, ilim kâbesi MIT'di. Amerikan kapitalizminin ilim kâbesi MIT. Direktörüyle konuştum geçen Amerika'ya gittiğimde. Bu gelişmeleri anlattım. Dedi ki 1950'de MIT'de Asyalı öğrenci sayısı 3'tü. 60'da 40-50'ye çıktı. 70'te daha da arttı. En son biz dedi Ivy League'indeki 10 büyük üniversite gayri resmi bir ambargo koyduk. Bu üniversitelere %20'den fazla Asyalı almayın. Çünkü MIT'nin öğrencilerinin %60'ı 70'i Çinli ve Hintli. IBM'in dünya başkan yardımcısı benim arkadaşım Donofrio, 40 yıldır orada, Arge'den sorumlu. Dedi ki IBM'in 5 ülkede Arge merkezleri var. Toplam 25 bin bilim adamı çalıştırıyorlar. Hasılaların %40'ını Arge'ye ayırıyorlar, gelirlerini IBM. IBM çünkü biliyorsun bilgisayar bile IBM'le alındı. Teknolojik kâbesidir Amerikan kapitalizminin. 25 bin bilim adamının 11 bini Hintli ve 5 merkezinin de direktörü Hintli.
Denizli de arkadaşım Profesör Muhammed. Çünkü matematik, fizik ve çeliğe hakim Hintliler. Müthiş geliyorlar. Şanssızlıkları Çinlilerle beraber bağımsızlıklarını ilan ettiler. Çinliler akıllılık edip planlamacı, merkezi bir iktidar, sosyalizmi uyguladılar. Onlar biraz İngilizlerin arkasından bıraktığı anarşi, demokrasi diyor bıraktılar Hintlilere. Hintliler o kadar hızlı gelişemediler. Aynı nüfus, aynı dönemde bağımsız oldular. Ama tabii Çin fersah fersah geçti. Ama şimdi Hindistan'ın başında da sosyalist gelenekten gelen bir başbakan var, Modi. Bayağı hızlı kalkınıyor Hindistan. O da çok hızlı kalkınma sürecine gidiyor. Zaten bu ikisinin toplamı insanların yarısı. Uygarlık burada olacak deyip uyanırlarsa, Ruslar, Farslar, Türkler de bunlara katılırlarsa Batı'nın işi biter. Batı zaten işi yağmacılığa dökmüş. Ne kural tanıyor, ne etik tanıyor. Ya adam Ukrayna'yı destekledi diye Çehov'u yasaklıyor. Böyle bir aptallık olur mu ya? Çehov'u, Tolstoy'u yasaklıyor ya okullarında. Rus virtüözü görevden alıyorlar ya. Berlin Filarmoni'nin başındaki büyük virtüöz. Yani her şeyle çifte standart oldu. Batı'da demokrasi yoktur. Batı demokrasiyi emperyalist aşamayla Amerika'yla beraber bitirdi. Bunu ben söylemiyorum. Gore Vidal diye bir Amerikalı tarihçi var. Tarihi romanda en büyüğüdür dünyanın bence. Bir senatörün oğludur. Amerika'nın kurucularından biri, bir aileden geliyor. Onun Amerika'nın tarihini anlatan 5 ciltlik eseri var. Son eserde imparatorluğun sonu diyor. Cumhuriyet diyor, imparatorluk diyor. Son eserinde imparatorluk bitti diyor. Hani Kipling yazmıştı ya, üzerinde güneş batmayan Victoria döneminin doruğundayken meşhur şiiri var. Güneş batıyor diye. 100 yıl önce tespit etmişti Kipling, büyük şair. Şimdi Gore Vidal, ben anlatmıyorum yani, Amerikalı büyük yazarlar ve romancılar yazıyor kendilerinin bittiğini. Pardon başkanım, çenem düştü de böyle. Yok, çok güzel. Bak şimdi gerçekten Sayın Ethem Sancak'ın entelektüel, kültürel, tarihsel birikimini Türkiye şimdi izliyor. Yani Türkiye yönetecek birikimlere sahip Vatan Partisi, ona çok büyük katkı oluyor. Yani evet, siyasete bu düzeyi getirmemiz lazım. Siyaset böyle oldu. Böyle üç kağıtla, bilmem ne, ayak oyunlarıyla, çelmelerle falan siyaset olmaz. Siyaset dünyanın bütün seyrini, gidişatını kavramak, anlamak, mecburiyetleri görmek, dünyanın geleceğini görmek. O bakımdan Sayın Ethem Sancak'ın bu basın toplantısı aynı zamanda bir siyaset dersi oldu. Öğretmenlik yaptı Türkiye siyasetçilerine. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Buyur. Sayın Sancak, kamuoyunda pek bilinmeyen bir özelliğiniz var. Türkiye'nin Brezilya ile dostluk ilişkilerini geliştirdiğiniz için bir devlet nişanı almıştınız. Brezilya'nın da fahri İstanbul Konsolosu oldunuz. Şimdi tabii uluslararası ziyaretlerinizi de az önce anlattınız. Vatan Partisi'nde böyle bir alana ilişkin özel olarak bir görev davet talebiniz oldu mu? Önce onu ben sorayım. Hayatım boyunca mensubu olduğum partilerden görev istemedim. Ben neferim. Bana parti yönetimi ve genel başkanına görev verilirse, bana ilk katıldığımda Tunceli'ye gideceksin dedim. Parolayı bilmediğim için aç karnına Tunceli'ye gittim, döndüm. Param yoktu. Ne güzel bir hatıra. Ya neyse, sonra Bursa'ya yolladık. Keles'te Wolfram çıkıyordu ve Sıtkı Yırcalıların Keles'te Wolfram. Wolfram şey madenidir, radyoaktif maden. Bütün madende çalışan işçiler testis kanseri oluyorlardı. Ve maalesef Sıtkı Yırcalı'nın Keles'ten çıkarttığı madeni 1 dolara tonu Amerika'ya, batıya ihraç ediyorduk. Onlar 1 kilosunu 1000 dolara bize satıyorlardı, işlerin işini. Bu Tungusten uzayda uçakları, uzay gemilerinin üstüne kaplanan bir maden, Wolfram. Bana görev verdiler. Ben Gemlik'te bir kamp kurduk. Ve Keles işçilerini örgütledik.
bir ara 400 tane aydınlık dergisi almaya başladı buradaki işçiler. Sonra bizi jandarmaya ihbar ettiler. Jandarma geldi, bize ateş açtı, çadırlarımızı söktü. Görev bitti. Sonra Genel Başkan bizi Kayseri'ye, Yahyalı'ya gönderdi. Bir de orada Çinko işçilerin direnişi vardı. Evet. Onları da gittik. Fakat yemlemişler bazı işçileri. MHP'liler bize ateş açtılar. Canımızı zor kurtardı. Yahyalı'ya gittik. 6 ay orada çalışma yaptım. Yani ben sonra Diyarbakır'a gideceksin dedi. Emrimiz olur dedim. Yani benim prensibim budur. Ben AK Parti'den de hiçbir şeyle görev istemedim. Ben siyaseti hiçbir zaman kişisel kariyer ve ikbal için yapmadım. Ben siyaseti halka hizmet ve insana hizmet için yaptım. Çünkü benim genetik yapım 1500'lük Ehl-i Beyt geleneğimde bunu söylüyor. Sonradan inceledim bunu. Hakkı hakikati söyle ve insana hizmet et. Bu ülkeleri yedirmiş bir adamım. Bu ülkeler çerçevesinde Vatan Partisi bana ne görev verirse yaparım. Hele şimdi ikinci Kurtuluş Savaşı'dır bence bu seçim. Bu seçim çok hayati bir seçimdir. 50 yılın en önemli seçimdir. Ya prangadan kurtulacağız ya boynumuzdaki pranga devam edecek. Bu seçim budur. Şimdi bazıları diyor işte enflasyon var, halk şeye bakıyor, geçimine bakıyor, bazı medya kuruluşları seçmen midesiyle oy kullanıyor. Bunlar halka hakaret. Mustafa Kemal Ulusal Kurtuluş Savaşı'na başladığı zaman halk her şeyini kaybetmişti. Ama hiç karnımı doyuracağım hesabı yapmadı. Elindeki ekmeği askere verdi. Değil mi? Şimdi 15 Temmuz darbesini bastıran halk ne düşünüyordu? Bağımsızlığını düşünüyordu ya. Tanklarla, ayakkabısıyla tankla savaştı. Değil mi? Böyle bir halka sahibiz. Halkımız çok ferasetlidir. Uydurma anketlere de bakmayın. Bunların hepsi uydurma anketler. Şu anda Türkiye'nin anketini düzgün tespit etmek maalesef bu şey dezenformasyon ortamında şey değil. Bu seçim milli mücadele çizgisinde yürüyecek bir seçimdir. Milletin nakus talihini yenip bağımsızlığını savunanlarla pranganın devam etmesini savunanlar arasında geçecek. Seçmen de öyle karar verecek. Ben çok umutluyum. Bunun için Vatan Partisi'de de bu umutta. Umutlarımız Vatan Partisi'yle de birleşti. Biz çok umutluyuz yani. Bu seçimde. Onun için çok çalışmamız lazım tabii. Sesimizi bu dezenformasyon ortamının üstüne de çıkarıp halka ulaştırmalıyız. Gece gündüz çalışacağız. Hiç şey ayırmadan. Türkiye'yi karış karış gezeceğiz ve ulaşabildiğimiz her insanımıza bildiğimiz gerçekleri anlatacağız. Takdir milletindir. Neye karar verirse boynumuz kıldan incedir. Sandıkta halkımız neye karar verirse ama ben halkımızın bir kere %80'i kentli artık. Kent medeniyettir. Hani meşhur büyük sosyolojinin kurucusu İbni Haldun diyor ki köy aklın cehennemidir. Hatta Hazreti Peygamber diyor ki köylüye dini bilmek farz değil. Tevhid yeter. Tabii şeye diyor, bedeviye. Yani la ilahe illallah desin yeter. Ötesi. Çünkü peygamberin ismi Medeni. Medeni. Bir ismi de Medeni. Medine'ye gittiğinde Medine Yesrib. Bir Yahudi kasabası Yesrib. Orayı Medine'ye çeviriyor, kente çeviriyor. İslam bir kent dini zaten. Dolayısıyla toplumumuz da çok şükür şimdi kentli. Tabii El Kasib Habibullah kazanan Allah'ın sevgilisidir. Evet. Ticaret. Evet. Kentli ticarettir, uygarlıktır. Ticaret demek. Onun için ben bu seçimde halkımızın büyük ferasetini göstereceğini ve bu bağımlılık zincirini kıracağını Biden'cılara da yol ve geçit vermeyeceğine inanıyorum. Kendimize güveniyoruz yani. Halkımıza güveniyoruz çünkü. Milletimize güveniyoruz. Şimdi uzun süre AK Parti iktidar döneminde görevlerinizde rolleriniz oldu. Bu uzun dönem boyunca AK Parti'nin gerçekleştiremediği öncelikli olarak neyi Vatan Partisi ile birlikte Vatan Partisi iktidarında gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz, öngörüyorsunuz? AK Parti'nin aşamadığı bazı şeyleri var. Mesela tarım olayını çözemedi. Hala popülizm yapıyor tarımda. Bir de tabii şanssızlığı 2016 yılına kadar bu Kemal Derviş'in programına devam ettiler.
borçlanıp tüketmek. Borçlanıp tüketmek. Ekonomi buydu. Batı bankalarından beş büyük kız kardeş dedikleri emperyalizmin soygun mekanizmaları olan beş büyük bankadan parayı aldılar. Yerel bazı bankaların aracılığıyla. Pompaladılar içeriye ve onları üretken olmayan yerlerde harcadılar. 500 milyar dolar borca takıldık. Liberal ekonomi dedikleri. Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar diye sığındılar arkasına. Ama Batı onu terk edeli çok oldu. Tekelleşti ve öyle bırakınız. Şeye bile ambargo koydular. Twitter'da Trump'a ambargo koydular. Şimdi rakiptir diye tek cumhuriyetçi iş adamı neydi ismi? Şeyi dövüyorlar. Elon Musk'ı dövüyorlar. Burada öyle şey yok. Öyle bir kapitalizmin ilerleme dönemindeki liberalizm yok. Onun adı da liberalizm değil zaten. AK Parti 2016 yılına kadar, bu 15 Temmuz'a kadar bu politikaları izledi. Şimdi 20 yıl boyunca bu politikaları uygulamışsın. Bundan dönmek kolay değil. Sistemler öyle kurmuş, bürokrasi öyle inşa olmuş. Bunu dönüştürmek için radikal olmak lazım. Cumhurbaşkanının radikal olması tek başına yetmiyor. Tek başına yetmiyor. AK Parti bu programa sahip şey, Vatan Partisi. Ne diyor? Planlama, üretim, istihdam, ihracat ve adil bölüşüm. Ekonomide bu programa hızla dönemedi AK Parti. Çünkü şeyden geliyor. Kötü bir programı uygulamaktan geliyor. İşte o Ali Babacanların, Davutoğulların falan uyguladıkları programlar onlar. Onları tam terk edemedi. AK Parti'nin Vatan Partisi'nin elinde bunun reçetesi var. Halka iyi anlatırsak halk Vatan Partisi'nin şeyini çok hızlı bir şekilde anlar. Niyetini ve hedeflerini. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Bir fotoğraf verelim mi? Sen ya. Ne yapalım? El ele tutuşalım. Sağ olun. Hükümet olacağız, Türkiye'yi yöneteceğiz. Türk milletinin iradesini, özlemlerini gerçekleştireceğiz. O kararla el sıkışıyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz sayın basın mensuplarımız. Sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Türkiye'nin geleceğinden güvenliyiz, umutluyuz, iyimseriz. Hiçbir karanlık yok Türkiye'nin önünde. Aydınlıklar var, üretmek var, zenginleşmek var, aşırdık yaşamak var. Halkımıza bu mesajları hep birlikte verin. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.